Şimdi orojenez dağ oluşumu bir yerde orojenik bir hareket olabilmesi için bir defa orada bir tortullanma döneminin olması gerekiyor. Yani yüksek dağlardan koparılan parçaların denizlerin, okyanusların tabanlarında tortul tabakaları halinde biriktirilmesi lazım. Sonra bu tortul tabakalar yan basınçlara uğrayacak. Yani kıta hareketleriyle ve kıvrılacak. Yani böyle ittirilmiş bir şey gibi, halı gibi düşünün. Bu şekilde yüksekte kalan yerler dağları meydana getirecek. Yani orojenez dağ oluşumu demektir. Orojenik bir hareketin meydana gelebilmesi için öncelikle ne gerekiyordu? Bir aşınma ve çökelme süreci gerekiyor. Yani böyle 150-200 milyon yıllık bir süreç gerekiyor. Şimdi bu deniz diplerinde biriken tortul tabakalar, ki ileride bunlar işte tortul kayaçlara dönüşecekler. Yan basınca uğrarsa ne olur? İki şey olur. Eğer bu tortul tabakalar gençse, yani jeolojik olarak gençse, esnekse, bu yan basınca kıvrılma tepkisi verir. Kıvrıldığı zaman yukarıda kalan yerler, yani şuralar dağdır. Buna biz antiklinal diyoruz coğrafyada. Aşağıda kalan yerlerse senklinaldir. Yani dağlar arasındaki ovaya dönüşecek yerlerdir. Bunlar kıvrım dağları. Antiklinal, dağ, senklinal dağlar arasındaki alçak kesimler. Şimdi bu bizim ülkemizdeki en yaygın yapı da budur. Ülkemizdeki en yaygın yapı da budur. Çünkü Türkiye 3. zamandaki Alp orojenezinde oluşmuş. O yüzden Türkiye'de en yaygın yer şekli nedir diye sorarlarsa ne diyeceksiniz? Kıvrım dağları. Yani soru şöyle de gelebilir. Bizim ülkemizdeki en yaygın jeomorfolojik birim nedir? Yani yer şekli nedir'in daha böyle bir egzantrik versiyonu olsun. Ülkemizdeki en yaygın jeomorfolojik birim nedir? Cevap sıra dağlardır. Ha, dağlardır. Dağların da hangisidir? Sıra dağlardır. Yani kıvrım dağlarıdır. Türkiye'deki Kuzey Anadolu dağları, Karadeniz bölgesindeki, güneydeki Toros dağları böyle şekillenmiştir. Şimdi bu yan basınca uğradığı zaman tortul tabakalar eğer sertse, yaşlı yapılarsa o zaman bunlar kırılmaya uğrar. Yani bak şekilde görüyorsunuz blok halde yükselir veya blok halde çökerler. Yükselen yerler dağları, alçalan yerlerse dağlar arasındaki ovaları oluşturur. Yüksekte kalan yerler horst, aşağıda kalan yerlerse gravendi. Demek ki nasıl da kıvrılmada? Antiklinal, senklinal. Şimdi ne dedik? Horst, graben. Bu yapı da bizde var ama bunun tabii diğeri kadar yaygın değil Türkiye'de. Bunun en yaygın olduğu yer Kıyı Ege. Kıyı Ege'deki dağlar çocuklar bu şekilde biçimlenmiştir. Horst grabenler yani kuzeyde başlıyorsunuz Edremit Körfezi'nden Muğla'ya kadar giden bir yapı var Türkiye'de. Batı Anadolu dağlarında bu kırılma olayı daha belirgindir. Sonuç olarak Türkiye dağlık bir ülke ve bu dağlık dağlardan da en fazla olan Kıvrım Dağları. Üçüncü iç kuvvetimiz volkanizma. Volkanizma denen şey yer kabuğu altındaki taş hamurunun yani lavların efendim yeryüzüne doğru yaklaşması ya da yeryüzüne kadar çıkması durumudur. Yeryüzüne doğru sokulup tabakalar arasında katılaşırsa buna biz iç püskürme diyoruz. İç püskürme. Derinlik volkanizması diye de çıkabilir. Eğer yeryüzüne çıkar da orada bir faaliyet meydana gelirse bunun adı da yüzey volkanizması. Yani dış püskürme. Yani biz bütün volkanik faaliyetleri yüzeyde göremeyebiliriz. Yani bunların bir kısmı yer kabuğu içerisinde olup biter. Bu olay iç püskürme ya da derinlik volkanizması. Yüzeye kadar çıkarsa bildiğimiz klasik yanardağ patlaması dediğimiz şey olursa o zaman da yüzey volkanizması yani dış püskürme diyeceğiz. Bu derinlik volkanizmasında arkadaşlar magmanın girinti yaptığı yerlere batolit diyorlar. Bunu birazcık büyüteyim becerebilirsem.
Şimdi oldu sanki biraz. Magmanın girinti yaptığı yerlere batolit diyoruz. Tabakalar arasında böyle uzunlamasına yayılıp katılaşırsa ona sil deniyor. S-I-L-L çiftleyle. Dikine keserse dike deniyor. En son bunu sordular. Efendim, böyle tabakalar arasında böyle kubbemsi bir girinti yaparsa ona da lakolit deniyor. Lakolit. Bunlar iç püskürük mevzuyla alakalı kavramlar. Sil, dike, lakolit, batolit. Yüzey volkan, yüzeye baktığım zaman bu yapının tamamı volkan konisi. Şu arkadaşlar volkan bacası. Efendim çıkan işte şunlar lavlar, işte küller vesaire. Şimdi tabii ki bu yanardağ patlaması dediğimiz mevzu yapıcı bir kuvvettir. Yani bir yerde yanardağ patlayınca tabii insanlar bundan zarar görebilir. Doğal süreçler de bundan zarar görebilir. Mesela ormanlar yanabilir, hava kirlenebilir, asit yağmurlar olabilir. Her tarafı küller kaplayabilir. Bu piroplastik denen katı ve gaz türü hareketler meydana gelir. Yani sıcaklığı böyle 700-800 dereceye çıkan gaz ve tozlardan bahsediyoruz. Her şeyi yakıp yok eden. Bütün bitkilerin, yerleşim alanlarının, tarım alanları tozla kaplanabilir, insanlar ölebilir, göç etmek zorunda kalabilir. Tüm bunlara rağmen volkanizma olması gereken olumlu bir şeydir. Yani yapıcı bir kuvvettir. Çünkü bu arkadaşlar tabiatın, doğanın kendi kendini yenilemesidir. Yani erozyonla kaybettiğiniz toprakları geri kazanırsınız. Efendim toprağın işte mineral döngüsü, kayaç döngüsünün bir parçasıdır. Bazı volkanlarda açığa çok fazla karbondioksit çıkar. Karbon döngüsünün bir parçasıdır. Yani günün birinde bu gezegende hiç yanardağ patlamıyorsa o zaman biz de burada muhtemelen yaşayamayacağız demektir. Çünkü bu olması gereken bir şey. Bu volkanizma ile arkadaşlar yüzeye çıkan bu akışkan malzeme lav olarak isimlendiriliyor. Lav, taş hamuru. Katı maddeler yani büyüklüğüne göre en küçüğü tüf, volkan külü. Sonra biraz büyükse lapilli vesaire. Daha büyükse volkan bombası deniyor. Yanardağın tepesindeki arkadaşlar oluşan çukurluğa krater deniyor. Eğer bu krater bir patlamayla havaya uçarsa, yayvanlaşırsa buna kaldera adı veriliyor. Bizim ülkemizdeki Nemrut volkanı var çocuklar. Buna örnek olarak verilebilir. Yani şöyle. Yanardağın zirvesinde oluşan şu çukurluğa krater diyoruz. Bir volkanik dağ olsun. Eğer bu içe doğru çökerse veya aşınırsa yani bu şöyle bir yapıya dönüşürse tepesi buna da kaldera denir çocuklar. Krater yayvanlaştığı zaman kaldera. Aslında birbirinden çok fazla bir farkı yok. Volkanlardaki bir başka bilgimiz de yüksekliği ile alakalıdır çocuklar. Da şöyle anlatayım size. Mesela şurası yüzey olsun mesela. Çıkan lavlar asitik lavlarsa bunlar böyle üst üste hemen yığılıyor. Çünkü asitik lavlar daha böyle kıvamlı oluyor. O yüzden çok dik yamaçlı koniler oluşuyor. Eğer çıkan lavlar bazaltik lavlarsa bunlar daha böyle bir akışkan. Bunların oluşturduğu volkan koniler daha böyle kubbemsi ve yayvan oluyor. Bunlara biz kalkan tipli yanardağ diyoruz. Mesela bizim Ağrı Dağı 5100 küsür metre. Karacadağ volkanı var Diyarbakır'da. Bazaltik bir volkan. 1919 metre. Yani çıkan lavın cinsine göre de dağın yüksekliği değişebiliyor. Asitik özellik gösteriyorsa çok yüksek dağlar, dik yamaçlı. Bazaltik ise dağ olduğu bile belli değil. Yani böyle daha böyle bir yayvan oluyor. Bizim Diyarbakır'daki yani Güneydoğu'daki Karacadağ buna örnek olarak verilebilir. Evet. Dünyada çocuklar volkanların dağılışına baktığımız zaman şunları söyleyebiliriz.
Şurası arkadaşlar Büyük Okyanus. Bu haritası biraz tuhaf gelebilir. Bakın Türkiye burada. Pasifik Okyanusu, Amerika. Zaten biz şöyle ne diyorduk? Pasifik Ateş Çemberi. Yani şöyle bir çember çizersek arkadaşlar. Bu aynı zamanda ne oluyor? Pasifik levhasının da ana sınırları oluşturuyor. İşte bu dünyadaki aktif volkanların büyük bir kısmının bulunduğu yer. Yani Asya'nın, Avustralya'nın doğusu, Amerika kıtalarının batı kıyı. İşte buradaki adaları falan söylemiyorum. Bu Pasifik Ateş Çemberi. Onun dışında bu Alp Himalaya kıvrımlarının görüldüğü, bakın şöyle devam edersek şuraya kadar gelen bu yapı. Afrika'nın doğusunda bir miktar var. Bunlar dünyadaki aktif volkanların yaygın olarak bulunduğu yerler. En çok olduğu yer neresiymiş? Pasifik Ateş Çemberi. Yani Amerika kıtalarının batı kıyıları, Asya ve Avustralya'nın ise doğu kıyıları. Türkçesi Pasifik Ateş Çemberi, Pasifik levhasının çevresi. Buna zaten Pasifik Ateş Çemberi denmesi de aktif volkanların çok olmasına ve sık sık depremlerin de meydana gelmesinden kaynaklanıyor. Ateş Çemberi denmesi. Dördüncü ve sonuncu iç kuvvetimiz arkadaşlar seizma yani depremler. Biz doğal yer sarsıntılarıdır diye kısaca tarif ediyoruz. Depremlerin çoklar meydana gelmesi tam olarak yanardağ patlamalarında da olduğu gibi tam olarak bilemediğimiz şeyler. Yani zamanını, şiddetini tam olarak bilemiyoruz. Ama hangi bölgede, hangi alanlarda olma, meydana gelme olasılığı vardır konusunda bir bilgimiz var. Ama tam böyle zamanını, yerini, şiddetini, derinliğini, etkisini tam olarak söyleme şansımız yok. O yüzden deprem, volkanizma, tsunami gibi tropikal kasırgalar gibi doğal afetler önlenebilir doğal afetler içerisinde yer almaz. Yani vereceği zararı azaltacak tedbirler alırsınız. Yani önleyemezsiniz. Mesela sel, taşkın gibi şeyleri önleyebilirsiniz. Arkadaşlar depremler üç şekilde oluşur. Bunlardan birincisi karstik depremler. Yani karstik depremler nasıl oluşur? Yer altındaki karstik bölgelerdeki mağaralar tavanları çökerse dar alanlı sarsıntılara yol açabilir. Yani bizim Akdeniz bölgesinde olduğu gibi. Biliyorsunuz bir yerde kireç taşı çok yaygınsa ne oluyor orada? Yer altında çözülmeyle boşluklar meydana geliyor. Bu boşluklara biz mağara, eğer birbirine bağlı sistemler halindeyse onlara galeri deniyor. Mağara sistemlerine. Bunlar arkadaşlar eğer tavanları çökerse dar alanlı sarsıntılar meydana gelir. Ama bu böyle çok devasa can kayıplarına falan sebep olmaz. Bunun adı karstik deprem, çökme depremi, göçme depremi. Bunların hepsi aynı şey. Türkiye'de bunun olacağı yer Akdeniz bölgesi. Olma ihtimalinin en fazla olduğu yer. Bir de aktif volkanların çevresinde oluyor depremler. Demin anlattığımız volkanizma çoğu zaman sessiz sakin bir doğal süreç değildir. Patlamalı, depremli böyle biraz aksiyonlu bir mevzudur. Türkiye'de şu anda aktif yanardağ olmadığına göre ya da bizim yanardağlarımız şu anda aktivitelerini kaybetme sürecinde olduklarına göre ki Türkiye'deki en son volkanik faaliyetler 1400 41 ve 1443'te oluyor galiba. Tam Kaj Dağı volkanı patlıyor. Onun dışında yok. Yani bizdekiler şu anda sakin dönemde. O yüzden bizim ülkemizde bir volkanik deprem olma ihtimali şimdilik çok az. Asıl bu deprem konusunda bilmemiz gereken tektonik depremler. Yani levha hareketlerine bağlı olan depremler. Hangi tür levha hareketleri daha çok deprem üretiyordu? Şöyle bir hatırlayalım. Biraz geride kalmış konu, affedersiniz. Neydi? Karasal yakınlaşma. Bu Hindistan, Çin falan oralar, Himalaya dağları. Evet, bu deprem yaratır. Okyanusal yakınlaşma pek yaratmaz deprem. Çünkü bu ikisi de böyle birbirlerini yer altına doğru itebiliyorlar. Kil kaygan olduğu için bu şeyler. Bu çok deprem üretmez.
Dalma batma yani en çok üretenlerden bir tanesi. Uzaklaşma tip türünde olanlar pek deprem üretmiyor arkadaşlar. Çünkü uzaklaşınca gerginlik olmuyor. Enerji birikmiyor. Bu da pek olmuyor. Bunda da olmaz. Yanal bunda olur işte. İşte bizim Kuzeyanadolu fay hattı böyle bir şey mesela. Ya da Amerika'nın batısındaki San Andreas fayı böyle bir şey. Yani yanal LF hareketleri, dalma batma zonları, karasal yakınlaşma türü LF hareketleri çok büyük depremleri tetikleyebiliyor. Bizim ülkemizdeki yanal LF hareketi olduğunu söylemiş idik. Evet, depremin çocuklar bunun yer kabuğu olduğunu varsayın. Şu kırmızı çizgi bir fay hattı olduğunu düşünün. Depremin arkadaşlar meydana geldiği kırılmanın olduğu yere iç merkez diyoruz. Ona biz hiposantr deniyor. Bunun yüzeydeki karşılığı yani yüzeydeki en yakın noktasına da episantr deniyor. Bu da dış merkez demek. Buna da deprem dalgaları. Yani bu merkez yüzeye yakınsa çevreye fazla yayılmaz ama zararı çok olur. Deprem çok derin olduğu zaman etrafa daha fazla yayılabilir. Yani bu depremin derinliği vereceği zararı da arkadaşlar şey yapar. Belirler, bir miktar etkiler yani. Dünyadaki depremlerin dağılışına baktığımız zaman çocuklar kutsal H yapıyoruz. Kutsal H'miz şu, böyle standart bir harita verildiği zaman şu demek ki ateş çemberi vardı ya, önce onu bir çiziyorsunuz. Bakın şöyle Asya'nın doğusundan, aslında buradan şöyle geliyordu bu hatırlıyorsanız. Amerika kıtalarının batı kıyılarından şöyle. Sonra bunları şöyle Türkiye, Avrupa'nın güneyinden Karayiplere birleştiriyoruz. Bu kırmızı çizgiye çektiğimiz yerler deprem riskinin fazla olduğu alanlar. Yani size bir tane dünya haritası verildiğinde sınavda şöyle yapıyorsunuz çocuklar. Bir şöyle bir çizgi yani şu. Bir şöyle bir çizgi yani şu. Bir de bunları şöyle birleştiriyorsunuz. Eğer size verilen noktalar bu çizgilere yakınsa işte deprem riski yüksektir. Aktif volkanlar bulunabilir. Kaplıcalar buralarda daha yaygın olabilir falan filan. Uzaksa da yani bakın şu beyazla gösterilen yerler. Mesela Kuzey Amerika'nın kuzeydoğusu. Yani Kuzeydoğu Kanada ve ABD. Grönland. Güney Amerika'nın doğu tarafı. Yani bu Amazon havzası ve onun biraz güney doğusu. İskandinav ülkeleri ve işte Rusya doğu sınırına kadar, şuraya kadar. Şu bölge, Sibirya, Rusya. Rusya'nın doğu kıyılarında risk fazla. Afrika'nın kuzeyi, güneyde Kalahari bölgesi, Avustralya ve Antarktika. Bunları size bir tekrarlayayım. Böyle görünecek bir renk seçmek istiyorum. Şu olsun. Yani şurası. Kuzeydoğu Kanada ve Amerika, ABD yani. Grönland. Doğu, Güney Amerika'nın doğusu. İskandinavya, Doğu Avrupa, Sibirya yani Rusya'nın büyük bir kısmı. Kuzey Afrika, Sahra Çölü. Güney Afrika, Atakama Çölü. Batı Avustralya ve burada göremediğimiz Antarktika. Bu eflatun olanlarda deprem olasılığının en düşük olduğu yerler. Arkadaşlar Türkiye'deki deprem kuşakları. Şu şöyle bakın. Kuzey Anadolu fay hattı dediğimiz bu. Türkiye'deki en aktif fay hattı. Çünkü burada arkadaşlar şu bu siyah herhalde. Bu böyle bu tarafa doğru şöyle şu tarafa doğru gidiyor. Özür dilerim. Bu tarafta şöyle bu tarafa doğru gidiyor. Yanal levha hareketi. Hangi illerimiz var burada?
Erzincan civarından başlarsan, Erzincan, Sivas'ın kuzeyinden geçiyor. Tokat, Amasya, Çankırı, Çankırı ile Kastamonu arasından geçiyor. Ilgaz Dağları'nın olduğu yerden geçiyor. Bolu, efendim, Sakarya, İzmit, Kocaeli, İstanbul'un güneyi Marmara'dan, Saros Körfezi'nden gidiyor Yunanistan'a doğru. Sonra çocuklar Doğu Anadolu fayı var. Şuradan başlıyor Hatay'dan. Şöyle bir yay çiziyor doğuya doğru. Zaten Erzincan'da çok deprem olması biraz şundan kaynaklanıyor. Buradan çıkan bir yan kol buralarda birleşiyor bununla. Yani Erzincan tam böyle kesiştiği yerde bulunuyor. Burada da Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Bingöl, Muş gibi illerimiz var burada. Bir de şu Ege'deki grabenler vardı ya şöyle. O grabenlerin olduğu bölgedeki mini faylar var. Yani şu Kuzey Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu fay hattı, Batı Anadolu fayları. Bunlar sorularda şöyle gelebilir. Bu Kaf. Bu Daf. Bu da Baf. Batı Anadolu fayları. Bunlar bizim ülkemizdeki en çok deprem riski olan bölgeler. Peki riskin en düşük olduğu yerler Konya'nın güneyi, Karaman ve Mersin, şu Antalya, Mersin'den bulunan şu bölge. Taşeli Platosu, Konya Ovası ve Taşeli Platosu. Ha, ondan sonra derseniz Yıldız Dağları, Doğu Karadeniz'in kıyı şeridi, Suriye sınırı da riskin düşük olduğu diğer yerler. Ama Türkiye'de depremin olmayacağı bir yer yok. Yani bu söylemiş olduğum yerler şiddetli ve yıkıcı deprem riskinin en düşük olduğu yerlerdir. Tekrar söylüyorum, Türkiye'de deprem herhangi bir yerde olabilir. Kırmızılar riskin en fazla olduğu. Türkiye'de bugüne kadar ölçülmüş en büyük deprem Erzincan 1939. 7,8 olması lazım. 32 bin kişi ölmüş. 1939'da. Türkiye'nin nüfusu galiba 16 milyon falandır, 17 milyon falandır. Yani büyük bir rakam. Bugünle kıyaslarsanız. Arkadaşlar, kayaç dediğimiz şey, bu arada saat kaçıyordu ama biraz daha çalışabiliriz. Yer kabuğunu oluşturan, dünyanın yani üç katmanından biri olan yer kabuğunu oluşturan katı malzemeye kayaç diyoruz. Kayaçların atası magmadır. Yani magma değişik yollarla yüzeye yaklaşır, volkanizmayla iç püskürük veya dış püskürük soğur, katılaşır. Böylece kayaç dediğimiz yapı oluşmuş olur. Kayaç döngüsü dediğimiz şey, ana kayaç döngüsü arkadaşlar şudur. Magmanın yüzeye çıkmasıyla ne başlıyor? Soğuma, katılaşma. Soğuma katılaşma sürecinin sonucunda arkadaşlar ne oluşuyor? Volkanik, püskürük kayaçlar, magmatik kayaçlar. Bunların oluşum süreci neymiş? Soğuma katılaşma. Sonra bunlar parçalanıyor dış kuvvetler tarafından. Dünyanın çukur yerlerinde bunlar biriktiriliyor. Ve ne oluşuyor? Tortul kayaçlar. Tortul kayaçlar. Sonra bu tortul kayaçlar yer levha hareketleriyle aşağı doğru itiliyor ve burada işte sıcaklık ve basınç altında biraz zaman geçiriyor. Birkaç bin yıl, milyon yıl ve dönüşüyor. Ortaya yepyeni bir yapı çıkıyor. Bunun adı metamorfik, başkalaşmış kayaçlar. Yani ana kayaç döngüsü, magma yüzeye çıktı, soğudu, magmatik kayaçlar. Dış kuvvetler bunları parçaladı. Biriktir tortul kayaçlar. Başkalaşmaya uğradı metamorfik kayaçlar. Sonra tekrar eridi, magmaya bir daha karıştı. Tekrar. Tabii ki bu ana kayaç döngüsü, yalnız dediğim gibi mesela bir püskürük kaya illaki buradaki bütün mevzuya katılmak zorunda değil. Direkt erimeye tekrar magmaya karışabilir. Veya doğrudan başkalaşmaya uğrayabilir. Ya da tortul bir kayaç yeniden parçalanıp yeniden tortullanabilir. Direkt eriyip magmaya karışabilir. Ya da başkalaşmaya uğrayabilir. Bir başkalaşmış kayaç
tekrar parçalanıp tekrar püskürük kayaç haline gelebilir. Ama siyahla çizdiğim ana kayaç döngüsüdür. Bunu bir de birazcık büyüteyim, bir de öyle bakın diye düşündüm. Püskürük kayaçlar, tortul kayaçlar, başkalaşım kayaçları. Kavramları biraz daha göreyim. Soğuma, katılaşma bununla ilgili. Efendim, tortullanma, çökelme bununla ilgili. Yüksek sıcaklık ve basınçta bunlarla ilgili. Evet. Çocuklar şeyde bırakıyorum. Kayaç türlerinde bırakıyorum.